Herkese merhabalar. ikinci dönem birinci yazılı kampımız başlıyor arkadaşlar. Sizler için 15 Mart'ta matematik yazılısı provasıyla başlıyoruz. Matematik, edebiyat, kimya, fizik, biyoloji, tarih, coğrafya, din, İngilizce tüm derslerde mükemmel yazılı provalarıyla sizlerin yanınızdayız arkadaşlar. Onun sınıf kanalımıza sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Ama sizlerden gelen yorumlar önemli ve bazı önemli uyarıları paylaşacağım sizlerle. Hemen başlıyorum yorumlarla. Fatma Gül Güleş demiş ki ne kadar güzel bir isim. Fatma Gül Güleç. Yazılı kamp başlasın. Artık bekliyoruz. Videolarla sınavlar daha da kolaylaşır umarım. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz Fatma Gül. Yazılı kampımızın tarihini söyledik. 15 Mart'ta salı günü matematik yazılısı provası ile başlıyoruz. Amacımız yazılardan sizlere en yüksek notları aldırmak. Şimdi Masum Deriz demiş ki Sayın Tonguç Akademi. Biz, Sayın Tonguç Akademi güzel olmuş bu da. Bizim yazıllar 14 Mart'ta başlayacak. Ee, sizden ricam bu yazılı kampını erken alabilir misiniz? Olabilecek en erken şekliyle hemen bu hafta başlatıyoruz. Sevgili Masum İnşallah sınavlardan da en iyi notları alırsınız arkadaşlar. Ama öncesinde bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Bazı arkadaşlar da şöyle bir düşünce var. Yazılıya son gün çalışılır hocam diyor. Bu yanlış. Eğer yazıldan iyi bir not almak istiyorsanız mutlaka birkaç gün önceden başlamanız lazım. Hocam ama ben sadece bir gün çalışıyorum diyorsanız o zaman son gün çalışın tabii ki. Yani örnek veriyorum. Cuma günü biyoloji yazılınız var. Buna tabii ki perşembe günü çalışın. Eğer sadece bir gün çalışacaksanız. Ama biyoloji yazılısından iyi bir not almak istiyorsanız öncesinden çalışmanız, yazılı provalarını izlemeniz, yazılı notlarından akıl notlarından güzel güzel çalışmalar yapmanız sizlere çok ciddi fayda sağlayacaktır. Yazılı için kopya hazırlanır. Bu doğru arkadaşlar. Kopya hazırlayabilirsiniz ama kopya çekmeyeceksiniz. Sınavdan önce sınavla alakalı bilgilerinizi tekrar etmek, onları postitlere yazmak, onları küçük küçük kağıtlara yazmak, onları akıl notlarından tekrar etmek çok önemli. Sınavdan önce farklı ortamlarda çalışmak önemli ama o kopyaları, o küçük kağıtları sınavda kullanmayacağız. Hani kopya hazırlarsın ama çekmene gerek kalmaz. Aklına kalır. İşte o şekilde kopya hazırlamak sizlere büyük fayda sağlar. Ama kopya çekmek hem günahtır hem de yasaktır. Yazıldan önce tüm konular çalışılır. Bu da yanlış. Tüm konulara niye çalışacaksın ki? Yazıda çıkacak konular, kavramlar belli. Hocalarımız, videolarımızda bizler, Milletin Bakanlığı'ndaki öğretmenlerimiz hepsi bizlere tek tek paylaşıyor. Diyor ki arkadaşlar diyor yani yazıldaki kazanımlara belli diyor. Ben bunlardan soracağım diyor. Hatta bizler de sizlere şöyle göstermek istiyorum. Dinamo kitap her birinde öncelikle şöyle bir kazanım listesi veriyoruz. Bakın mesela Milliyeti Bakanlığı kazanımları demişiz. Veri sayma ve olasılıkla alakalı. Bu kazanımlar ne biliyor musunuz? Bu yazılda çıkacak konular. Üniversite sınav soruları da yazılarda buralara uygun bir şekilde hazırlamak zorunda. Yani burada olmayan bir şey sorarsa hoca itiraz edebilirsiniz. Hocam kazanımlarda olmayan bir şey sormuşsunuz dediğinizde bu Milliyeti Müfettişleri tarafından da değerlendiriliyor. Dolayısıyla kazanımlara uygun bir şekilde soruyor tüm hocalar. Matematikte de, biyolojide de, fizikte de, kimyada da, tarihte de, coğrafyada da, edebiyatta da. Bizler de zaten videolarımızı, Hocalarımız yazılarını herkes bu şekilde hazırlıyor. Dolayısıyla sizler de e, bu notlardan çalışırken veya kendi notlarınızdan çalışırken tüm konulara değil yazılı çıkacak şeyler odaklanın. Yazılıya her yerde her ortamda çalışır. Bu da yanlış bir bilgi arkadaşlar. Televizyonun karşısında çalışırsan, internette oyun oynarken çalışırsan, yatarak çalışırsan sınavda da muhtemelen uygun gelir. Dolayısıyla sınavda nasıl bir ortamda olacaksan yazılı ya da o ortamda çalışmak gerekir. Ciddi çalışmak gerekir. İyi çalıştığımızda zaten en iyi notlar alırız. Yazılar için hangi kaynağı kullanmalıyım? Arkadaşlar bizler 10. sınıf 2. dönem akıl notlarımızda edebiyat, matematik, fizik, biyolojik, kimya dersleriyle alakalı süper notları hazırladık. Bunları renkli resimli bir şekilde, Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde, yanınıza da gezdirebileceğiniz küçük bir şekilde, bak avucum kadar yani küçük gezdirebileceğiniz şekilde sizlere hazırladık. Bunları açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç yapısından ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde e, Dinamo sayısal set ve sözel setten de faydalanabilirsiniz. Sayısal setimizde matematik, fizik, kimya, biyoloji kitaplarını çok daha avantajlı bir şekilde sizlere ulaştırıyoruz. Kitaplarımızın özelliğini her zaman gibi söyleyelim. Burada arkadaşlar kazanımları veriyoruz. Yani her bir konunun başında önce kazanımları veriyoruz. Kazanımlardan sonra rehber soru ve çözümler, testlere bölümleri ve her bir sorunun uzman hocalar tarafından detaylı açıklamaları var arkadaşlar ve aynı zamanda fen lisesi bölümleri var. Bir de bu kitaplarımızda diğer kitaplardan farklı olarak normal e, test bölümleri haricinde, tarama bölümleri haricinde, tekrar bölümleri haricinde ÖSYM tarz sorular da var. Biliyorsunuz ki sizin çalıştığınız bu konular ileride gireceğiniz üniversite sınav açısından da çok çok değerli. Yani tyt'nin yarısı onun sınıf konularından oluşuyor. Dolayısıyla ÖSYM tarz sorularımızı da verdik. Anadolu Sosyalfenlisi tekrar testlerimize var ve size en çok ilgilendiren kısım yazılı provaları da var. Buradaki yazılı provaların da çözümleri uzman hocalar tarafından sizlere detaylı bir şekilde sunuluyor. Fizikte Kimyada, biyolojide, matematikte tüm derslerde dinamo kitaplarımızdan faydalanmanızı da tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdiden yazılarda sizlere başarılar diliyoruz. Bunun haricinde video desteği için içinde Tomuç Plus'ta sizlere özel ekstra iki adet yazılı provası sizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdiden yazılı çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. İnşallah en iyi notları ikinci dönem yazılarınıza alır ve sınavlarınızdan başarıyla çıkarsınız. Görüşmek üzere.